Evet, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli izleyenlerimize selam olsun. 3 televizyon ortak yayındayız. Kanal Urfa Televizyonu'ndan ben Uğur Ekinci, Edessa Televizyonu'ndan sevgili Şeref Toprak ve Güneydoğu Televizyonu'ndan Sayın Halil Çap burada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ve tabii ki gündem özelin olmazsa olmazı konuğumuz tabii ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül, o da burada. Efendim sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle izleyicilerimizi selamlıyorum buradan. Hem Şanlıurfa'da olan izleyicilerimizi hem de Şanlıurfa'dan olmayıp da dışarıda bizi izleyen tüm seyircilerimize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Peki. Kıymetli izleyenler, 2019 yılında Şanlıurfa Belediyesi neleri geride bıraktı, hangi çalışmalar yapıldı, hangileri tamamlandı, yeni yılda neler olacak, ne gibi çalışmalar yapılacak, bunları konuşacağız, bunları değerlendireceğiz. 3 televizyon ortak yayında Şanlıurfa'nın aslında bir anlamda da geleceğini konuşmuş olacağız. Tabii ki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül ve konuklarımızla birlikte, elbette gazeteci meslektaşlarımızla birlikte. Ben hemen müsaadenizle Sayın Başkanıma çalışmaları sorarak başlamak isterim. Sayın Başkanım, 2019 yılını geride bıraktık. Çalışmaların bir kısmı tamamlandı. Henüz çalışmaların devam ettiği alanlar var. Nasıl gidiyor çalışmalar? Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi 2020 yılına nasıl girecek efendim? Nasıl oldu? Nasıl olacak? Öncelikle büyükşehir çalışıyor. İlçeler çalışıyor ve en önemlisi birlikte ve tek bir belediye olarak çalışıyoruz. Şimdi biraz sonra hemşehrilerimizi bilgilendirmek açısından burada başlayacağız, slide gösterilerimize başlayacağız. Ama gerçekten çok şeyler başardık. İlçe belediyelerimizle birlikte. Bunu şuna bağlıyorum. Efendim, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve bizler hep birlikte, birlik olduğumuz zaman çok fazla şeyler yapabiliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımız şunu söylüyordu. Hem fikir miyiz? Evet, hem fikiriz diyoruz. O zaman ben de tamam diyorum. Geçen günde Gençlik ve Spor Bakanımıza gittik. Gençlik ve Spor Bakanımızda da belki fotoğraflarda görmüşsünüz. Evet. Yine vekillerimize, belediye başkanlarımıza birlikteydik. Hakikaten orada hiçbir şeyimize yok demedi. Tabii bu şeyin neticelerini, Çevre ve Şehircilik Bakanımızın çalışmalarının neticeleri biraz sonra buraya gelecek. Hemen de sonuçlandı birçoğu. Ama Gençlik ve Spor Bakanımız da aynı şekilde Urfa'ya davet ettik. Onunla da oturacağız Urfa'da. Bu işi tamamen sonuçlandıracağız inşallah. Güzel bir lansman veyahut da birlikte bir televizyon konuşmasıyla bunları birlikte halkımıza duyurmuş olacağız. 2020'de dolu dolu geçecek. Buyurunuz efendim. Şimdi başkanım, ben hafta sonu il dışındaydım. Dün Şanlıurfa'ya geldiğimde gözlemlerimi anlatmak istiyorum. Bu arada bu tür programların hem televizyon kanalları açısından, hem belediye açısından, hem de Şanlıurfa kamuoyu açısından çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü dün geldiğimde Şanlıurfa'ya şöyle bir giriş yaptım. Gezdim de biraz. Her tarafta bir böyle bir inşaat gibi şantiyeye dönmüş. Her yerde Aynen. bir çalışma var. Yani belediyenin yaptığı çalışmalar var. Vatandaşla konuştuğumda memnun musunuz diye sorduğumda, tabii bu arada biz vatandaşın söylediklerini size iletmekle mükellefiz. Sorduğumda bu sefer, ya ne olacak bu yolların hali, neden belediye başkanına yolları sormuyorsunuz? Orada da bu sefer belediyenin avukatı oluyoruz. Yani bir çalışma böyle bir kereden bir düğmeye basarak hemen bitecek değil. Nihayetinde bir çalışma var. Burada şunu ben merak ediyorum. Acaba bizim insanlarımız mı çok sabırsız? Ya da belediye yaptığı çalışmalar yeterince kamuoyuna anlatamıyor mu? Şimdi çalışmalar tabii olduğu zamanlarda doğal olarak, yani insan tabiatı olarak bir sıkıntı duyulur. Ama evet. o bittikten sonra insanlarımız bunu takdir ediyor, rahatlıyor. O sıkıntıyı yaşadığı zaman böyle bir durum oluşabiliyor. Bir sitem oluyor. Düşünün, yani. Düşünün, Şanmet'i yıkarken koymuşuz, küçücük bir yol geçiyor, orada taş düştü, düşecek ama bitti. Şimdi vatandaşımız bize teşekkür ediyor. Bu Kızılay Meydanı'nın ilk adımıydı. Şimdi yakında daha başka yerleri göreceksiniz inşallah. Vatandaşımız bakacak, bir gün tepede yine kepçeler çıkmış
ve yıkım başlamış. Neden? Urfa kadar değerli bir şehir dünyada çok az var. O antik Urfa'yı ortaya çıkarmak için bu işi devam ettireceğiz. Bir, yollarımız bizim önceliğimiz. Bu yollarımızla ilgili çalışmalarımızı Allah'ın izniyle kuvvetli bir şekilde devam ettireceğiz. Bizim yaptığımız birlikte çalışmalarla bu sene içerisinde, 9 aylık süre içerisinde yaptığımız yol, muazzam bir yol yaptık. Çok az bir yolumuz kaldı. Gelecek sene vatandaşımıza inşallah yol sorununu ortadan tamamen kaldıralım diyoruz. Bitireceğiz. Çünkü en çok da bu anlamda Sayın Başkanım, evet, vatandaşların hani eleştiri diyeceğim de, yani eleştiri değil, bir nevi bir sitemde bulunuyorlar bu yollarla ilgili. İşte Karakoyun'da yapılan çalışmalar, ki yani dediğim gibi bir şantiyeye dönmüş aslında orası. Evet, bakın şimdi burada yol yapıyoruz. Evet. Elbette ki bu yol yapılırken vatandaşımız bir sıkıntı çekecek. Hı hı. Ama bu sıkıntı geçici. Bir müddet sonra bu asfalt yol üzerinde arabasını sürdüğü zaman bize dua etmeye devam edecek. Toplam 122 bulvar, cadde ve sokakta sıcak asfalt serdik. 13 ilçemizde de yine bir kısmında devam ediyor, bir kısmında da başlatacağız. Bakın şurada Karakoyun Köprülü Kavşağı'nı görüyorsunuz. Evet. Şimdi bu Karakoyun Köprülü Kavşağı, şu kısım. Şimdi burada bir çalışma var, bakın şu kısımda. Hı hı. Uzun süredir bu çalışma devam ediyor. Tabii yan yollarda sıkıntılar doğal olarak olacak. Şimdi Karakoyun Kavşağı'ndaki bu bittiği zaman bu yol, ki bunu tamamen belediye şu anda öz kaynaklarıyla yapıyor. Bu üst geçidi. Evet. Kendimiz öz kaynaklarımızla yapıyoruz. Şimdi bunu bitirdiğimiz zaman vatandaş bize Allah'ın izniyle dua edecek. Peki devam edelim bakalım. Burada yine bir çalışmamız var. Yolu tek şeride düşürmüşüz. Neresi burası? Akçakale Caddesi. Burada devam eden yol çalışmamız diğer yolda bir sıkıntı oluşturuyor. Ama asfalt serimi, refüj ve aydınlatma çalışmalarımız hızla devam ediyor. Devam edelim bakalım. Sıcak asfalt. Buluntu Hoca Bulvarı'na sıcak asfalt serdik, ki çok kaliteli bir asfalt bu. Hı. Devam edelim bakalım. Çardaklı Kaya Bulvarı'na sıcak asfalt çektik. Yine devam ettiğimizde şurayı görüyorsunuz. Bu otogalericiler yeni sitelerine taşındı. Ama nasıl taşındı otogalericiler? Görüyorsunuz, biz belediye başkanı olur olmaz. Evet. Ne yaptık? Nerede asfalt çalışmaları var dedik. Efendim, asfalt çalışmaları başka yerlerdeydi. Hayır dedik. Önce oto alım Sayın satım başkanım, sitesi için. Şunu söyleyebilir miyiz? Yani geçmiş dönemlerde de işte yeni otogalericiler sitesi bitti. Niye taşınmıyor? Esnaf niye bir şekilde gitmiyor diye söylentiler vardı. Yani bu resmi görünce şunu anlıyoruz. Esnaf haklı olarak altyapı ve üst yapı bittikten sonra gitmek istiyor. Kesinlikle. Yani siz orayı asfaltlamazsanız, altyapısı olmazsa esnaf elbette gitmek istemeyecektir. Hayır. Bu anlamda sizi tebrik ederim ve Şanlıurfalıların çok merak ettiği bir soruyu sormak istiyorum size. Mevcut yıkılan otogaleri sitesinin alanı, yanılmıyorsam %70-%80 dolayında vakıf malı. Yani belediyeye ait değil. Değil. Fakat her ne kadar size ait olmasa da o alan, geleceğiyle ilgili, akıbetiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani o bölge ne olacak? Otogalericiler sitesi evet yıkıldı. Çok güzel. Geçen gün oradan geçtiğimizde dahi trafiğin çokça rahatladığını gördük. Peki orada yeni yapılar mı yükselecek? Yeşil alan mı olacak? Nasıl değerlendirilecek? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Otogalerci kooperatif esnafımıza, yöneticilerine teşekkür ediyorum. Ve bu seviyeye gelene kadar da emeği geçen başkanlarımızın hepsine teşekkür ediyorum. Ama uzun bir çalışmadan sonra bizim asfaltlama, kaldırım, altyapı hiçbir eksiğini bırakmadık. Oto alım satım sitecilerinden de söz almıştık o zaman. Gelir gelmez. Evet. Çağırdım başkanlarımızı. Sağ olsunlar, geldiler. Ne istiyorsunuz benden dedim. Şimdi bana dua ediyorlar. Zaten sana çok dua ediyoruz diyorlar. Ne istiyorsanız yapacağız dedim. Siz de taşınacaksınız. Kasım ayına söz verdiler bana. Ama Kasım ayına bazı eksikliklerimiz vardı. Ocağa kadar bu uzatıldı. Netice itibariyle de Ocak'ta bunları yıktık. Evet. Yıkıldı. Daha doğrusu vakıflar bunu yıktı. Şimdi
valimize de buradan teşekkür ediyoruz. Desteğinden dolayı. Şimdi burada eski otoalım satım siteleriyle ilişkin ne olacak diye vatandaşımız merak ediyor. Ben de merak ediyordum. Başladığımda hele getirin bakalım bura ne olacak. Burada baktık ki dükkanlar, konutlar falan verilmiş. Olmadı dedik. Bu olmaz. Ne yapacağız? Urfa artık turizme açılıyor. O zaman biz burada iki tane otel yapalım ve bol miktarda da yeşil alan bırakalım. Yoğunluğu biraz yukarı verelim. Bol miktarda yeşil alan. Eski imar planını şimdi rafa koyacağız. Koyuyoruz. Koyduk veyahut da ben geçen gün bakan yardımcımızla görüştüm. Bakan yardımcımıza şunu söyledim. Buraya otel ihtiyacı var. O da biz bu kararı alacağız dedik. Valimle görüştüm. Valimize de şunu söyledim. Valimiz de aynı şekilde mutabık olduğunu ifade etti. Burada otel yapalım ve bol miktarda yeşil alan bırakalım denildi. Ve Vakıflar Genel Müdürümüzün de düşüncesi, bölge müdürümüzün de düşüncesi bu yönde. Ahmet Misbah Bakanımızla bundan Ankara'ya gittiğimde görüştüm. Resimlerim vardır. Sadece bu konuyu görüştüm. Çünkü burada bizim beklentimiz güzel bir otel. Yani birkaç otel yapılacak ve alanın neredeyse alanın tamamı da büyük bir kısmı yeşil alan olarak yapılacak. Urfa'nın çok miktarda yani tamamına betonun yayılmasındansa ama mevcut bir imar durumu vardı. Bu imar durumunu biz kabul etmediğimizi ifade ettik. Peki bu çalışmalar başlayacak mı? Başlattık bile. Yeşil alan ve otel. Tabii başlattık bile bunları. Hemen talimatı verdik, başlattık. Zaten bakan ben yanına gitmeden evvel de talimatı vermiştim. Bu işe başlayın demiştim. Başlattık evet. Yani. Otelle ilgili de adım atıldı yani anladığımız kadarıyla. Tabii adımımızı attık. İnşallah bu şekilde olacak. Çünkü bizim turiste ihtiyacımız var, otele ihtiyacı var. Turistin de otele ihtiyacı var. Bizim turiste ihtiyacımız var, onların da otele ihtiyacı var. Böyle. En merkezi yerde de oteller yapılmış olacak. Kesinlikle. Bu şekilde evet. Güzel bir görüntüye de kavuşmuş olacak. Yeşil alanlara kavuşmuş olacak. Yoğunluk etrafa yayılmışken yoğunluğu bir yere toplayacağız. Yeşil alanı çoğaltacağız inşallah. Evet. Şimdi Sayın Başkanım sadece Şanlıurfa genelinde değil, Şanlıurfa içerisinde değil, ilçelerde de çalışmalar aynı zamanda takip ettiğimiz kadarıyla devam ediyor. Hem ilçe belediye başkanlarıyla da dirsek teması halindesiniz sürekli. İlçelerdeki çalışmalar nasıl gidiyor? Siz o aradaki koordinasyonu nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi ilçelerle ilgili burada koordinasyon toplantısını verdim mi arkadaşlar bilmiyorum. Vermediyse buna bir alalım. İleriki safhada var. Ancak şöyle mesela şu Haliliye ilçemiz açık caddesine yol genişletme. Bu yol genişletmeyle ilgili çalışmamız devam ediyor. Ancak Tuay komutanımız çok sağ olsun çok olumlu bakıyor. Ancak Kolordan bir izin almamız gerekiyordu. Buranın projesi tamam. İnşallah burayı kısa süre içerisinde açık su caddesini genişleteceğiz. O ortak kısımları kaldıracağız ve orası güzel bir nefes alacak. Yine bakalım. Merkez ve ilçelerde toplam 276 sokakta kilitli parke taşı döşedik. 13 ilçemizde kilitli parke döşeme çalışmalarımız da devam ediyor. Yine bakın 100 kilometre beton yol çalışmamız başladı. 6 ilçemizde başlattık. Kalan ilçelerimizde de 2020 yılında planlama yapacağız. O kalan ilçelerimizde de beton yol çalışmasını devam ettireceğiz. Beton yol çalışması bizim önceliğimiz oldu artık. Kırsalımızda beton yol çalışmalarımız gördüğünüz gibi devam ediyor. Peki bakalım. Yine ilçelerimizle birlikte 789 kilometre stabilize yol yaptık. Başka 266 kilometre asfalt yol yaptık. 13.917 ton sıcak asfalt onarımı gerçekleştirdik. Ve Eyüp Nebi Camii'nin inşaat çalışmaları gördüğünüz gibi devam ediyor. Bu çok önemli. Evet. Dün de yine oturduk. Eyüp Nebi'nin kalan projesi için tamamladık projesini ihaleye gönderdik onu da. O da devam ediyor. Birinci etap, ikinci etap diye ayırdık. Ve ilk etabına çok güzel bir proje ortaya çıktı. Bu projeyi de şeye gönderdik. İhalesine gönderildi, yapmak evet. üzere gönderdik. Yine
Burası Hilvan. Hilvan'da 3000 metrekarelik alana inşa ettiğimiz Hilvan Kütüphanesi inşaatı bitmek üzere inşallah. Yine 11 Nasrizan Camii ve Külliyesi'nin inşaatı bizim dönemimizde tamamlandı. Bunda da bugüne kadar emeği geçen herkese biz teşekkür ediyoruz ama tamamlamak bize nasip oldu. Bu arada bahsettiğimiz az önce otogalericiler sitesine yakın olması sebebiyle de ayrıca bir önem arz ediyor. Yani orada otellerin olacak olması, tabii. Yeşil alanın olması bir bütünleşmiş olacak değil mi başkanım? Kesinlikle çok güzel olacak. Çünkü otogalericilerin mevcut durumu çok iyi değildi. Ben otogalerici arkadaşlara diyorum ki taşınırsanız bana dua edeceksiniz. Göreceksiniz buradaki rahatlığı. Şimdi hakikaten dua ediyorlar bana. Neden? Yani hakikaten geniş, güzel yerlere geçtiler. Şimdi onlar için bir banka ve noter için de inşallah kısa zaman içerisinde bankalar açılacak. Tahmin ediyorum Haziran'da da Allah nasip ederse noterleri oraya gelmiş olacak. Evet. Şimdi burada hayvan borsası çalışmamız devam ediyor. Yine çocuk trafik eğitim parkı inşaatı tamamlandı. Herhalde 23 Nisan'da tamamen şeye açacağız bunu. Nerede başkanım bu? Bu Halil şeyde Çevik Kuvvet'ten yukarıya doğru çıktığımızda yukarıda bir yerde bunun ben bizzat gidip bunu gördüğüm zaman oldukça böyle çocukların trafik kurallarını bizzat yaşadığı bir yer. Bunu asfaltladık tamamen. Yeşil alanını yaptık. Herhalde şu anda bu eski bir resim yeşillenmesi de tamamlanmıştır. Açılışına yani, inşallah. Başkanım parktan ziyade orası trafik eğitiminin verildiği bir evet, park mı? Öyle tabii tabii. Trafik eğitim tamamen, parkuru. Bakın üst geçitler var, alt geçitler var. Bütün bu konuda çocuk geldiği zaman trafiğe çıkmadan evvel trafikte yaşanan her şeyi burada yaşayacak. Evet. Evet gelelim bakalım. Kızılay Meydanı için şu bildiğiniz Şan Met'in yeriydi. Evet. Şanmet'i yıktık. Şanmet bina olarak tehlike arz ediyordu. Bu binanın yıkılması gerekirdi. Sakat raporu çıkmıştı. Gelir gelmez bu binayı yıktık. Şimdi bizim amacımız arkasındaki Kızılay binasını ki ekspert raporunun iki tane alıyoruz. Birini Kızılay alıyor, birini de biz arıyoruz. Bu ekspertiz raporuyla önümüze koyacağız, Kızılay'la anlaşacağız. Sonra meydanın kalan kısmında inşallah yıkacağız. Burada bir meydan açma çalışmamız evet, devam şu ediyor. Şu yeşil olan alan yani mavi yeşil renkli. Mavi yeşil evet. Şimdi burada ticaret sanayi odasının yeri. Geçen Halil Bey'e diyorum ki ticaret ve sanayi odasının yerini halk yıkılması istiyor diyor ki biraz da siz halkı böyle bilgilendiriyorsunuz. Ama gerçekten halk istiyor artık orada. Diyor ki ticaretin sanayi odası da fedakarlık yapıyor. Daha geniş, daha güzel bir alan olacak. Buyurun. Yıkılması halinde daha geniş ve güzel bir alan olacak. Daha geniş ve güzel bina yapmayacağız ticaret oraya. Ticaret ve sanayi odası başkanı. Oranın üzerine bina yapmayacağız. İçeride bulunmuş olalım. Halil Bey, üzerine bina yapmayacağız. Kesinlikle. Dediğim gibi antik şehri açıyoruz fakat şunu yapacağız. Alta dükkanlar yapabiliriz. Onun çalışmasını, talimatını verdik arkadaşlar. Yer altında. Yer altı. Evet. Yer altında otopark falan olmayacak değil mi başkanım? Otopark orada? Olabilir yer altında. Veya yer altı çarşıda. Kısmen yer altı çarşısı olabilir. Ama şehrin üst kısmına bir şey burası diyorum. Surun etrafı dışarısı. Surun dışarısını antik şehri ortaya çıkaralım istiyorum. Urfa, eski Urfa'yı ortaya çıkaralım. Evet. Sur için. Evet bu nedenle de üste bina yapmayacağız. Şimdi dikkat ederseniz şehirler artık şeylere taşınıyor. Dışarıya. Evet. Ulaşımın daha kolay olduğu, modern şehirleşmenin daha fazla olduğu yere taşınıyor. Eski şehir olan yerde kimsenin böyle bir kıymetli Urfa'sı yok. Eski Urfa'sı yok. Şimdi biz bir eski Urfa'yı Allah'ın izniyle açıyoruz. Burası işte ilk burada şeyi verdik. Startı verdik. Oraya iki tane zeytin ağacı getirdik. Bu biraz sembolik oldu. Şunun için oldu. Efendim zeytin ağacı şu. Meyveli ağaç ekelmedik ya. Yani meyvesini vatandaş da toplatsa. Karımız biz de toplatsak tabii. Fayda. Evet burası Büyükşehir Belediyesi yeni hizmet binası yeri. Çevik Kuvvet Karşısı. Çevik Kuvvet Karşısı. Biz buradan
gerek buradaki tuayımıza, gerekse Genelkurmay Başkanımıza ve en önemlisi Milli Savunma Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Burada emekleri çok büyük oldu. Burası 78 dönüm. Bu 78 dönüm içerisinde 78 hizmet binamızı inşallah yapacağız. Bunun tahsisi imzadan çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan çıktı. Ve nihayetinde de Çevre Şehircilik Bakanlığı tahsis işlemlerini hemen hemen tamamlamış gibi. Başkanım, şimdi aynı zaten bölgede... Çevre Şehircilik Bakanı da açıklama yapmıştı, evet, biliyorsunuz. Aynı bölgeyle ilgili konuşacak olursak, Çevkuvvet Köprülü Kavşağı, bununla ilgili kesin bir tarih söyleyebiliyor muyuz? Yani bize bu konuda çok soru geliyor, onu söyleyeyim. Çevkuvvet Kavşağı biliyorsunuz, karayollarımıza ait bir çalışma. Devamında biz işimizi bitirdik. Ancak size çok yakında, Şubat ayı içerisinde yeni bir toplantıda tarihte vereceğiz. Hiç merak, evet, etmeyin. Onu vermemiz, onu çünkü biz vekillerimizle birlikte takip ediyoruz. Şu anda da takip ediyoruz. %85'i bitmiş durumda. Ama Şubat ayında inşallah, çünkü yeniden bir Cumhurbaşkanımızla bu konuda temasımız söz konusu. Hayır, en azından şunu netliğe kavuşturmak adına söylüyorum. Belediye burada kendi üzerine düşeni yapmış, değil mi? Kesinlikle yaptı. Yani onun vatandaşına size kalan bize aslında şeyden bir şey kalmadı. Hatta bir şey daha yaptık. Bakın, o Kara Köprü'den gelen yol hemen yıkılacaktı. Onu da durdurduk. Dedik ki burası tamamen bitsin. Vatandaşımız zaten bir müddet sıkıntı yaşadı burada bir uzun süre. Şimdi ora devam ediyor. Burası da gidiş olarak devam ediyor. Hı hı. Ama yakında tamamen inşallah burayı da bitireceğiz. Allah nasip ederse. Gördüğünüz gibi bu alanda oldukça güzel bir alan. 78 dönüm. Bunun içerisinde belediye hizmet binasını kalan yapılan kısmı yapacağız. Kalan kısmı da halkımıza park olarak halkımızın hizmetine sunacağız. Yeşil alan, halkımız bu güzelliği orada yaşasın istiyoruz. Evet, evet, tamama hizmet binası değil. 90'larda Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu yer çok yeşil alan değildi ama orada oturma bankları vardı. Vatandaşlar gelip Büyükşehir Belediyesi'nin önünde çok rahat bir şekilde oturabiliyorlardı. Yanılmıyorsun. Ben Ahmet Bahçıvan dönemine en azından yetiştim. 90'lı yıllarda o dönemi hatırlıyorum yani. Öyle. Şimdi mevcut binamızı da yıkacağız. Orası mevcut tamamen binanın park olacak. Olduğu yeri söylüyorum. Evet, siz orayı söylüyorsunuz. Orası bizim için de ayrı bir nostaljisi var. Bizim zamanımızda ağaçlar öyle olmuştu ki böyle kapatmıştı. Köprü gibi olmuştu. Altından, aynen, geçerdik. Kamelyalar vardı. Evet, şimdi yeni projede de oranın projesinin çalışmasını da başlattık. Henüz daha yıkmadık ama yeni yapılacak yerin projesini başlattık. Şimdi orada da çok ağaç koyun dedik. Yemyeşil bir yer oluşsun istedik. Onu da o şekilde Allah nasip ederse yapacağız. Peki başkanım, şimdi Kızılkoyun'a geçmeden önce, şimdi Şanlıurfa gitgide büyüyor. Yani artık eski Şanlıurfa yok. Eskide Urfa denince az önce yani Halil Bey'in de dediği işte Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu alan oralar. Şimdi artık Karaköprü'ye doğru, ondan sonra Seyran Tepe, Maşuk. Turist geldiği zaman Urfa denince akla gelen yer bizim şimdi Eyübiye dediğimiz, yani Yıldız Meydanı ile Balıklı Göl arasındaki yerler, işte müzenin olduğu yer, büyük alışveriş merkezinin olduğu yer, buralar. Daha düne kadar Kızılkoyun'da, yani şimdi ben düşünüyorum da orada insanlar nasıl yaşıyormuş o mağaraların üzerinde, hakikaten hayret ediyorum. Kendim de çocukluğumda o yolları çok kullanmış biriyim. Evet, evet, evet. O zamanlar hiç dikkatimizi çekmiyordu. Şimdi gördüğümüz zaman bir sürü mağara varmış, o mağaraları da görüyoruz. Tam da Balıklı Göl'e yakın bir nokta. Dolayısıyla Balıklı Göl'le de birleştirilecek bir proje. Siz bu, aynen, anlamda çalışmalar yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Biraz Kızılkoyun'la ilgili konuşabilir miyiz? Şimdi Kızılkoyun'u burada gelecektik herhalde ama bakalım. Ha, Kızılkoyun'a gelmişiz. Kızılkoyun'da 35 evi kamulaştırdık burada. Mehmet Kuş Başkanımızla beraber, sağ olsun, o da çok yakın çalışıyoruz. Orada da beraber olduk çok zaman. Çok yakından takip etti. Birlikte çalıştık kendisiyle. Şimdi Kızılkoyun'da burada kazı yapmamız gerekiyor. Kazıyla ilişkin olumlu yazıyı göndereceğiz şeye, İl Kültür Müdürlüğü'ne. Burası bir de mağaraların ışıklandırılmasını ihaleye verdik. Tahmin ediyorum 15 Şubat veya Şubat'ın sonuna doğru
tüm mağaralarımızdan kızıl ışıklarımız yanacak. Efendim, ayrı bir güzellik katacak Urfa'ya. Urfa'ya bir gerdanlık takıyoruz. Pırlanta bir gerdanlık takacağız buradan. İşte şu kısmı da tamamlarız sonra bilahare. İnşallah çok güzel Urfa'ya kızıl bir gerdanlık takmış olacağız. Orada fotoğraf çekilmeye de başlanmış artık başkanım. Evet. Yani Balıklı Göl, Göbekli Tepe derken Kızılkoyun'da da insanlar artık fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşıyorlar. Evet. Bu anlamda sizin de sosyal medya ekibinizi ben ayrıca tebrik etmek istiyorum. Zira hem Twitter'da hem diğer mecralarda bizler de bir şey yazdığımız zaman anında cevap geliyor. Anında çözüm için en azından uğraşılıyor. Siz de öyle. Sizi de artık çevre belediye başkanlarının tweetleriyle takip ediyoruz. Yani siz de destek oluyorsunuz, onlar da destek oluyor. Aslında bir birlik beraberlik de oluşturuyor bu. Çok şükür. Bakın şurada, çok teşekkür ederim Uğur Bey. Şurada gördüğünüz, bakın 3 tane mağarayı bir deneme ışıklandırması yapıldı. Hı-hı. Ama düşünün, bunun tamamı bu ışıklandırılacak kızıl ışıklarla. Gerçekten Urfa'ya pırlanta bir gerdanlık. Bir de hani yapıyor. Gaziantep tarafından Urfa'ya girildiği zaman. Batıdan geliyor evet. Zaten. Böyle güzellik. Tabii daha önceki kısımla ilgili de farklı belediye başkanlarımız yıkım yapmıştı. Ben onlara da buradan teşekkür ediyorum. Sonra bu kalan 35 tane binayı da Allah bize nasip etti. Biz yıktık. Böylelikle önemli bir çalışmayı tamamlamış olduk. Burada çok pardon başkanım. Hemen üst taraftaki Tılfındır Parkı dediğimiz evet. Orada bir o parkın biraz daha genişletilmesi, aşağıya doğru çekilme durumu var mı? Orada da sürpriz çalışmalarımız olacak, yakında size göreceksiniz. Çünkü birleşmiş olur, o açıdan söylüyorum. Orada da yakında. Orası sürpriz. 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 Biraz da sonraki duruma bırakalım. Sonra göreceksiniz, orada da sürpriz çalışmamız olacak. Peki. Çok farklı bir güzellik katacağız oraya. Evet. Evet. Devam edelim bakalım. Kızılkoyun'u bitirdik. Kızılkoyun'da kazımızı yapıyoruz. Burada Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan da 1 milyon hibe aldık. Bu konuyu geçmeden başkanım, orada bir tarihi eser ortaya çıkarsa onunla evet. ilgili bir fizibilite çalışma var mı bunu, aklınızda? Bunu zaten İl Kültür Müdürlüğü takip edecek. Tarihi eser çıkarsa değil, çıkacak diye düşünüyoruz. Biz de öyle, ben öyle düşündüm de. Evet. İnşallah tarihi eser çıkacak. Hı-hı. Elbette ki o Kızılkoyun'un mağaralarını tamamlayıcı. Ben şunu dua ediyorum. İnşallah çok farklı bir şey çıkar. Urfa ayrı bir gündem oluşturur diyorum. Evet. Evet, evet, evet. Müzeyle de birleştirilmiş olur zaten. Evet. Şimdi şurada 27 bin metrekarelik parkın Eyübiye Osmanlı Mahallesi'nde park çalışmaları devam ediyor. İnşallah yakında bunun açılışını yapacağız. Evet, Gap Vadisi 4. etabı tamamladık. Yakında açılışını yapacağız bunun. Devam eden Milli Ağaçlandırma Günü'nde kamu kurum ve kuruluşlarıyla beraber valimizin de öncülüğünde belediye başkanı olarak birlikte 287 bin adet fidan diktik. Başkanım çok pardon, az önce gösterdiniz de Gap Vadisi ile ilgili. Şimdi Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'nin hemen aşağısında ağaçlandırma çalışmasının başlayacağını söylemiştiniz evet. geçtiğimiz evet. Evet. günlerde. Bununla ilgili şu an çalışma başladı mı? Ağaçlandırmayı söylüyorum. Hastanenin şimdi başlamış aşağısı. Olması lazım. Bir bakalım hele. Evet. Hastanenin evet. 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 Şimdi Fadıl Bey'e bu konuda talimat verdik. Ben de şimdi burada görmeyince eski resimler olarak düşündüm ama başladığını düşünüyorum. Ben bu arada arkadaşlar başladı yani. Uyardılar. Başlamış efendim. Başlamış. Yemyeşil Urfa yolunda evet, devam. Yetişemiyor. Şimdi şimdi burası yemyeşil olmuş. Evet. Sağ olsun. Şeye gelir gelmez bizim bölge müdürlüğünden geldi Orman Bey, Fadıl Bey'e. Burayı talimatını verdik. Hı-hı. Şimdi buranın ağaçlandırmasını tamamladığını biliyorum. Bu arada orası evet. normalde belediyeye ait değil, değil mi o arazi? Geçtiğimiz günlerde Bakan Murat Kurum geldiğinde siz bir anlaşma yapmıştınız. O şöyle yeni bir yer. Biraz sonra onu da göstereceğim size. 20 dönüm bir yer. Yanılmıyorsam o arazinin biraz daha üst tarafında. Üst tarafı. Yukarı doğru. Orası çok önemli bir yerdi. Esentepe'nin bir seyir tepesi gibiydi. Evet. Şimdi orası daha önce bir zaman otel için verildi.
Otel için verildiği zaman da o zaman ben dava açtım. Durdurduk şeylerle birlikte. Oradaki mahalle sakinleriyle birlikte ama öncülük ben yaptım. Daha sonra 3 tane kaymakamlık binası, okul yeri verilmişti ama o gün Çevre ve Şehircilik Bakanı'na şöyle söyledim. Sayın Bakanım dedim, gidip görelim burayı. Yani buranın okul olacak hali varsa... Uçurum orası. Baş üstüne dedim. Ama bu uçurum peyzajda çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çamur içerisinde girdik. Hepimizin de böyle ayaklar çamur falan oldu. Gece havaalanına giderken oraya götürdüm bakanımızı. Ve orayı orada talimatını verdi. Ve mülkiyeti bize geçti. Bitti yani o işlem bitti. Şimdi oranda çalışmasını başlatıyoruz. Bakın şurada ağaç görüyorsunuz. Ağaçlarımıza kıymıyoruz. Olduğu gibi ağacı alıyoruz, başka bir yere naklediyoruz. İlaçlama çalışmalarını 3 merkez ilçede biz aldık. Biz başlattık. Şimdi ilaçlama çok önemli. Şu yumurtlama döneminde hemen ilaçları başlattık. Başkanım çok pardon. Onunla ilgili de sorular gelmişti. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın ben böyle araya giriyorum ama Eyyubiye'de Asya Mahallesi dediğimiz yer... Şimdi halk arasında yeni sinekli diyorlar. Orada hem kokudan, vatandaşlar kokudan duramadıklarını söylüyorlardı. Hem de sineklerle ilgili de şikayetler gelmişti. Bunu da hatırlatmış olayım diye düşünüyorum. Asya Mahallesi. Vatandaşımız orada çok haklı. Biz geldiğimizde o koku hakikaten çok büyük rahatsız edici koku. Şimdi orada talimat verdik. Müteahhide de geçen görüştüm. Bu koku giderilmediği takdirde ki müteahhit bana telefon açtı. Söz verdi, dedi ki kesinlikle ben çünkü bir konuşmamda biz artık bu konuda yasal olan her şeyi yapıyoruz ama çok daha ileri adımlar atacağız demiştim. Orada da biz o kokuyu kabul etmiyoruz. Şimdi tahminen bir 30 bin ağaç da bizim tarafımızdan orada ekilecek, çam ağacı ektiriyoruz. Evet. Ama diğer taraftan müteahhitin eksiklerini tespit etme için çalışmalarımız devam ediyor. Yeni ekipmanlar, yeni makineler alıyor. Onu takip ediyoruz. Orada biz koku istemiyoruz artık. Evet. Evet. Bu ilaçlama çalışmalarımız gördüğün gibi başlattık. Bu yumurtlama dönemiydi. Hemen başlattık bunları. Şimdi bu gördüğünüzde efendim 100. yıl etkinliklerimiz. Cumhurbaşkanımız tarafından himaye altına alındı. Evet. Şimdi biz buradan vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Diyoruz ki efendim, siz bu 11 Nisan'da ne görmek istiyorsunuz? Bize yazın. Ankara, İstanbul, Şanlıurfa birlikte ayağa kalkalım diyoruz 11 Nisan'da. Evet. 11 Nisan gerçekten önemli. Bugün de talimat verdim arkadaşlarımıza, sosyal medya ekibine. Yaşı ilerlemiş 80'in üzerinde olan insanlarımıza gidin röportajlar yapın. Onu da bugünden itibaren televizyona verelim. Sizlere verelim yayınlarsanız. Çok evet. Ayrıyeten de 11 Nisan Şanlıurfa etkinliklerinde bakın 0414 153 0000 00 WhatsApp hattımıza da ulaşabilirsiniz. Yine bir yer açıyoruz belediyemizin altında. 11 Nisan'la ilgili, geçmişle ilgili elinde materyal olanlar çıkarsın, geçsin diye böyle bir çalışma da yapıyoruz. Başkanım bu öneriler ne zamana kadar? Tarih var mı? Şimdi normalde 2,5 ay var 11 evet. Nisan'a. Hı. 11 Nisan'a 2,5 ay evet. Var. Bu öneriler hangi tarihe kadar? Devam ediyor. Evet. Yani ola ki öneri bakıyorsun ki hemen tatbikata koyulacak. Şey. Mesela şimdi şunu söylüyoruz. Yaşlarımız da bugün gündeme geldi. Hemen gidin başlayın dedik. Evet. Mesela şu olabilir belki. 11 Nisan'da aklıma şimdi geliyor. Genç çocuklarımıza 11 Nisan'da savaşan dedelerinize birer mektup yazın. Bir mektup yarışması açabiliriz. Evet, çok güzel. Ne diyorsunuz deriz, dedene bakalım. Yani bunun gibi şeyleri bize söylesinler vatandaşımız. Biz de onları gerçekleştirelim. Evet. Evet. Rafadan Tayfa. Evet. Göbek Sepe. Evet. Rafadan Tayfa gerçekten çok önemli. Düşünün Batı, Amerika filmlerle dünyada nasıl tesir ediyor, nasıl etki ediyor? Bu filmlerin bir dakikasına bazı kurumların, kuruluşların girmek için ne çabalar sarf ettiğini görüyoruz. Rafadan Tayfa filmi evet çevrildi. Bizim Şanlıurfa'da da
başlattık. Galası burada yapıldı. Galasını burada yaptık. Hakikaten gurur verici bir şey. Düşünün ki Şanlıurfa'da değil de komşu bir şehirde, Rafadan Tayfa değil de başka bir yerin, Göbektepe değil diye başka bir yerin filmi çevirmiş olsaydı. Ne olurdu? Evet. Ama bizim için çok büyük bir sevinç. Evet. Görüyorsunuz. 2.300.000 seyirciye ulaşıldı. Güzel bir görüntü olmuş. Evet. 2.300.000 seyirciye. Biz de alıyoruz çocuklarımızı oraya taşıyoruz. Bir şeyi fazla yapıyoruz. Engellilerimizden ücretini de biz ödüyoruz belediye olarak. Engelli çocuklarımızın ücretini biz ödüyoruz. Ayrıca de anlaşma yaptık. Film ücretini de oldukça düşürdük diğerler için. Evet, görmeyen çocuğumuz kalmasın istedik. Görüyorsunuz. Otobüslerimizde taşıyoruz çocuklarımızı. Şu da bizim Şair Nabi Kültür binamız. Orada da Kültür Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu klasik filmleri gösteriyoruz. Her gün gösteri var. Her gün çocuklarımız geliyor, bedava gösteri yapıyor. Şimdi onun önünde düşünün ki belediye binasını yıktık, güzel park bahçe yaptık, çaylarımızı ucuz ucuz verdik. Anne baba geldi çayını içerken çocuğu da bu içeride filmi seyrediyor. Şu anda film her gün sinemamız başlamıştır. Şimdi bedava. O konu önemli Sayın Başkanım. Çaylarımızı ucuz ucuz verdik dediniz. Evet. Yani gerek Esentepe bölgesinde o yeni alınan, az önce gösterilen o GAP Vadisi 4. Evet. etapla ilgili bir vatandaş olarak sizlerden şöyle bir talebimiz olabilir. Orada eğer bir market de açılacaksa, eğer orada bir kafe de açılacaksa tamamıyla Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştiraki olsun. Tamamıyla Büyükşehir Belediyesi'nden biz hizmet alalım istiyoruz. Özel bir kuruma, özel birine kiraya verildiği zaman bazen kaliteden ödün verilebiliyor ve şikayet merci olmayabiliyor. Fakat birçok büyük şehirde mesela belediyenin çok büyük bu anlamda lokantaları var, iştirakları var ki evet Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin de var. Ama bunlar biraz daha şehir merkezinde bu tip kafelerle, lokantalarla daha uygun, daha ucuz, daha nezih bir şekilde vatandaşlara sunabilirsek bizler de mutlu olacağız. Şimdi biz özel teşebbüsün kalkınmasına, gelişimine taraftarız. Ancak orada bir kamu hizmeti görüyoruz. Evet. Yani mesela bir dede kim alır? Çocuğunu getiriyor oraya, sinemaya getirecek. Nineden dede torunu filmi seyrederken kendisinin önünde oturacak. Evet. Şimdi ondan ancak ne alınacak? O hizmetin bedeli alınır. Karı alınmaz yani. Çark dönsün hesabı. Çark dönsün hesabı yapacağız. Bu nedenle öyle yapıyoruz ama özel sektörümüzün de gelişmesini önemsiyoruz. Fakat diğer tarafında da kamu hizmeti niteliğinde daha dar gelirli, imkanı olmayan insanların gitme imkanı olmayan yerler için böyle bir hizmette halkımız tarafından sizin düşündüğünüz hizmet bekleniyor. Şimdi bu çocuklarımıza burayı açtık. Bunlar normalde buraya gelmeseler diğer sinemalara, filmlere gidecekler mi? Gitmeyecekler. Ama buraya gelmişler, bak hepsi ne kadar mutlu, dikkatli evet. ve sevinçliler. Evet. Şimdi bunlara her gün film seyrettiriyoruz. Kültür Bakanlığımızın listesinden aldığımız filmleri burada başlattık. Evet. Kıymetli Başkanım, devam edeceğiz. Aslında yapılan çalışmalar, bitirilen çalışmalar, daha bir sürü de başlık var. Önümüzde de başlık var. Ancak arkadaşlarım uyarırlar. Reklama gideceğiz. Kısa bir araya gideceğiz. Sonrasında ikinci bölümle tekrar devam edeceğiz müsaadenizle. Kıymetli izleyenler, Gündem Özel'de 3 Televizyon'un ortak yayınında kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından 3 Televizyon ortak yayına devam edeceğiz. Şanlıurfa'nın geleceğini konuşmaya devam edeceğiz.